TÜİK'in enflasyon sepeti tartışılmaya devam ediyor. Özellikle emekliler tepki gösteriyor çünkü maaş zamları TÜİK'in hesabına göre yapıldı. Sepetteki fiyatlar güncellensin diye TÜİK'in İstanbul'daki bölge müdürlüğüne dilekçe vermek istediler. O dilekçeleri bile kabul edilmedi. TÜİK şaşırma, sabrımızı taşırma. TÜİK binasına girip dilekçemizi vereceğiz. Kabul etmiyorlar. Diyor ki dilekçenizi biz alamayız. Ya postayla gönderin ya genel merkeze verin diyorlar. Biz buraya dilekçe vermeye geliyoruz. Vatandaşın dilekçesini kabul etmek zorundasınız. O verileri açıklayıp beni mağdur ediyorsanız dilekçemizi almak zorundasınız. Gerçeği söylemek zorundasınız. TÜİK enflasyon sepetinde gizlediği fiyatları düzeltsin, maaşları artsın diye TÜİK'e dilekçe vermeye giden emekliler kapıdan döndü. İstanbul Bölge Müdürlüğü emeklilerin dilekçesini kabul etmedi. TÜİK'e dava yolu göründü. Dilekçemizde toplumu yanıltan enflasyon verileri var. Bununla ilgili kamuoyunu bilgilendirmesini istiyoruz ve bunu düzelterek emeklilerin geriye dönük mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Bu mağduriyetin giderilmediği takdirde de dava açacağımızı belirtiyoruz. TÜİK'in enflasyon sepetinde gizlediği madde fiyatlarını tek tek hesapladı ekonomi yazarı Alaattin Aktaş. O hesaptan sonra yıllardır devam eden TÜİK tartışması daha da alevlendi. Çünkü döneri 77 lira, peyniri 147 lira, kiraları 5845 lira olarak hesapladı TÜİK. O hesapla da emeklinin Temmuz zammı %24,73 ile sınırlı kaldı. Ülkedeki bütün marketleri gezdik, TÜİK marketten daha uygunu yok yazıyor. Nedir TÜİK market? TÜİK market şu anda TÜİK'in açıkladığı marketleri bulamıyoruz. Her şey yarı yarıya. 1,5 senedir girmedim döner işine. Kiracıyım çünkü. Ya bırakın döneri artık, evde zorunlu peyniri, zeytin alamaz durumdayız. Emekliler ellerinde market sepetleriyle TÜİK'in önüne geldiler. Çünkü TÜİK'in açıkladığı market rakamları gerçeğinin yarısı. Bir başka emekli de TÜİK'ten kiralık ev istiyor. Kartal'da şu fiyat kümesi bile tutamazsın. En kötü ev 15'ten başlıyor. TÜİK'te kaç lira? TÜİK'te mi? 5800 lira. Yani böyle bir şey yok. Eğer TÜİK gerçekten, o zaman biz TÜİK'e müracaat edelim, bize ev o bulsun. Bu maaşla kiralık ev arıyorum. TÜİK'e mi geldin? Onun için buraya geldim, bana ev bulsunlar. Çıkın bize de söyleyin, biz emekliler de bu marketlerden alışveriş yapalım. Birleşik Emekliler Sendikası da fiyatlar gözden geçirilsin diye TÜİK'e dilekçe vermek istedi. İstanbul'daki bölge müdürlüğü kabul etmedi. Ankara'ya yönlendirdi. Emekliler ise mücadelede kararlı, dava açmaya hazırlanıyorlar. Evrağı dahil almak istemiyorlar. Çünkü suçlular. Çünkü biliyorlar ki açıkladıkları rakamlar doğru değil.